Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz Polkadot. Şunu söylemem lazım arkadaşlar. Daha önceki çalışmalarıma mutlaka bakınız. Onlar da geçerlidir. 20 saat olmuş çalışma yapmışım. Hala aynı şeyi soruyorsunuz bana. Ve hedef belli. Gideceği noktalar belli. Takılacağı noktaların hepsi belli. Eski çalışmalarınızı bakın arkadaşlar. Faydasını görürsünüz. Kanalda inceleyin. Kodunu yazın. Kanalıma girin. Kodunu yazın. Mutlaka faydasını görürsünüz. Bana ulaşamayan takipçilerimden bahsediyorum. Özellikle çok mesaj var. O kadar mesaj var ki arkadaşlar ben bir insanım. Emin olun arkamda 10 tane insan olsa bunlara yetişemeyiz yani. Çok zor. Tabi hisse senetleri, endeks ve kripto dünyası haricinde de benim bir hayatım var. Bunun dışında da bir hayatım var. Çok ciddi bir potansiyel var. Tavsiyem özellikle arkadaşlar ya katıl grubuna katılacaksınız. Oradan daha kısa sürede benimle irtibata geçer bilirsiniz. Veya da arkadaşlar eski çalışmalarıma bakın. Onların da faydasını görürsünüz katılamazsanız da. Şimdi DOT'la ilgili şunu söyleyeceğim. Bakın gideri ne kadar? Hocam ne kadar gider? Aşağıda takılacağı noktalar var ama hedef noktasını, ulaşabileceği noktalar. Oraya gelirse uçarı kaçarı yok arkadaşlar. Uçarı kaçarı yok. Mutlaka takılır. Fitillerle kırsa dahi takılır. Bir miktar aşağı gelebilir. DOT'ta beklentimiz yapabileceği hedefler İlerisi için daha fazlasını yapar ama şu andan bahsediyorum arkadaşlar. İlerisi için bahsetmiyorum. Ben 2 yıl sonra, 3 yıl sonra, 5 yıl sonradan bahsetmiyorum. Yakın zamanda çünkü bunu bir ayda da yapabilir, 5 günde de yapabilir. Biliyorsunuz ki kripto alemi böyle bir alem yani. Hisse senetlerini bir yılda yaptığını yeri geliyor 2 günde yapıyorlar. Hatta bir günde yapıyor. Yukarıdaki direnç noktaları, takılacağı noktalar, limit kanal limitine kadar gider bu. Yolu var yani. %23 yani destek ve direnç aralığında ciddi bir fark var. Kazanç oranı da var, kayıp oranı da var. 54 13 takılacağı noktalar. 54 dolar 13 sent. Kırması halinde 63 dolar. Kırması halinde 75.75 75 dolar. DOT'taki hedefiniz, beklentiniz bak takılacağı noktalar. Evet 75'te dolar rakamlarda takılır muhtemelen. Çünkü önemli bir direnç noktası. Yapabileceği rakam onu da vereyim ben arkadaşlar size 102 dolar. 102 dolara kadar gidebilir. Orayı geçse dahi takılır orada. Hatta orayı biraz uzak hedef olarak verelim. Arada dirençleri var ama 102 dolara verdim. Muhtemelen sizin beklentiniz, yapabileceği rakamı sordunuz bana. Bir kattan biraz fazla. Hemen hemen 1,5 kat. Şu andaki seviyesinde 1,5 kat. Ama aşağısı da var mı? Var. Dedim ya aşağısı destek ve direnç aralığındaki fark biraz fazla. Aşağısı ne kadar aşağısı var? 39 doları var. Bakın 54 dolarlardan direkt 39 dolara indik. Var yani çok fark var. Bir aşağıdaki destek noktaları tutunabileceği diye bir desteği 37 dolar. Orayı da kırması halinde yaklaşık 32 dolar. 32 dolara kadar inebilir. İndirebilirler. İnecek demiyorum ama indirebilirler. Hedefimiz, beklentimiz bu olması lazım. Yani şu an yapılacak eğer paranızı tamamıyla alış yapmıyorsanız kademeli alış için uygun. Kademeli alım. Ama paranızın tamamıyla alanlar için sıkıntı arkadaşlar. Bak Shiba'da da bana çok yorum geliyor. Ben bütün analizlerimde bunu söylüyorum. Belki unuttuğum da oluyordur bazen ama arkadaşlarım maalesef ki hep aynı hatayı yapıyorlar. Ya tecrübesizliğinden ya da gerçekten bir an önce para kazanmak, daha fazla kazanmak sebebiyle bunu yapıyorlar. Shiba'da da böyle. Bana çok yorum geliyor. Alabilecekleri en kötü rakamlardan almışlar. Yani 8.000 rakamlardan almışlar. Bir de parasını tamamıyla almış yani. Birazcık nakit de bıraksa gene bir şey demeyeceğim ama o da yok yani. Çünkü görüyorsunuz ki arkadaşlar daha geçen gün Shiba 43.000, 4.300, 4.400 seviyelerine geldi. Ha neredeyse yarı yarıya indi. Direkt ortalama düşüreceğiniz alanda orası. Ve ondan sonra zaten %10, %15'lik bir yükseliş yaptı. O %15'lik yükselişte de ne yapardınız? Bunu hepsi için söylüyorum. Alttan aldığınızda satardınız. Ortalamayı direkt düşürürdünüz. Ama bu da yok. Bu şekilde davranınca sıkıntılı arkadaşlar. Bilginiz olsun yani. Bu şekilde hareket ederseniz çok sıkıntıya uğrarsınız ve kayıplara neden olabilir. Şu an için beklentimiz DOT'taki bu olması lazım. 1,5 kata kadar var. Uzun vadeden bahsetmiyorum. Yapabileceği kısa vadeli hedefler de bunu yapabilir. Ve aşağısı da var. Birazcık aşağısı da var. Nokta aşağısı ve yukarısı belli. Gerisi size kalmıştır. Destek ve direnç noktalarını verdim. O noktaya gelince mutlaka ve mutlaka takılır. Hiç uçarı kaçar yok arkadaşlar. Evet, DOT için söyleyeceklerim bunlar. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Videolara like'ınızı eksik etmeyin.
Bildirimleriniz mutlaka açık olsun. Bir yer bulalım.